Sosyal hayatın içinde size kimin doğru, kimin yalan söylediğini anlamak bazen zor olabilir. Ama vücudun verdiği öyle işaretler var ki onları en iyi yalancılar bile gizleyemiyorlar. İşte bugün sizin için yalancıların maskesini düşürecek o işaretleri derledik. Ben Seçil, videoya hoş geldiniz. Beş numara, yüz. Şunu aklınızdan çıkarmayın. Söylenen yalan ne kadar büyükse, yani sonuçları ne kadar yıkıcıysa, yalanı söyleyen kişinin stresi o kadar artıyor. Ve bu da yalanı yakalamak için iyi bir fırsat. Stres altındayken insan beyninin ısısı artar. Bu ısı artışını alında veya dudakların üstünde boncuk boncuk terleme şeklinde görebilirsiniz. Ya da kişi kendine dokunarak, bilinç dışı olarak kendini rahatlatmaya çalışır. Yalan söyledikten sonra buruna dokunmak, dudaklara dokunmak bunlara birer örnektir. Amerika'da yapılan araştırmada bir insanın haftada ortalama kaç kez yalan söylediği hesaplanmış. Sizce kaç kezdir? Doğru tahmin edenlere yorumlarda kalp bırakacağım. Devam ediyoruz. 4 numara, psikoloji. Bir insanın yalan söylerken hissettiği 3 duygu vardır. Korku, üzüntü ve mutluluk. Korku, çünkü yalanın yakalanmasından korkarlar. Üzüntü, çünkü beyin yapılanın yanlış olduğunu bilir ve bu ona bir yük bindirir. Mutluluk, çünkü karşısındakini kandırmanın sevincini yaşarlar. Örneğin size yalan söyledikten sonra kişinin yüzünde milisaniyelerle ölçülebilecek kadar kısa bir süre içinde bir gülümseme belirip kaybolur. Ama genel olarak yalan söyleyen insanın pesimist bir havası vardır. Örneğin sinirli taklidi yaparlar. Diyelim ki işe, okula geç kalan kişi şöyle der. Yolda korkunç bir trafik vardı. Saçma sapan araba süren insanlardan nefret ediyorum. Onlar yüzünden geç kaldım. Bu şekilde inandırıcılıklarını arttırmaya çalışırlar. 3 numara, detaylar. Şeytan detaylarda gizlidir diye boşuna dememişler. Kişi yalan söylediği şey hakkında detay vermezken, onun dışındaki her şeyi detaylıca anlatır. Olayın gelişme kısmı detaylıdır ama olayın kendisini bir cümleyle geçiştirir. Örneğin, dün eve kaçta geldin diye sordunuz. Eve geç geldiğini söylemek istemeyen biri şöyle diyecektir. Sabah erken kalktım, şu renk kıyafet giydim, evden çıktım, trafik vardı, yolda markete uğradım, indirim varmış şunu aldım, sonra arkadaşlarla buluştum, sonra eve geldim gibi birçok detay verecek ama asıl sorduğunuz sorunun cevabını geçiştirecektir. 2 numara, el kol hareketleri. Beyin yalan söylerken stres altına girer demiştik. İşte bunun bir sonucu olarak yalan söyleyen kişi karşısındakiyle arasına bir şey koymak ister. Bir nevi ona stres veren şeyi bloklamaya çalışır. Örneğin cebinden telefonunu çıkarıp tutar, araya bilgisayarı veya kitapları koyar. Hiçbir şey bulamazsa kollarını bağlar. Bu bloklamaya örnek olarak farklı jestler de vardır. Örneğin elleri birbirine kenetlemek, dudakları bastırmak, yanakları şişirmek, kolu ovalamak, boyuna dokunmak. Özellikle kadınlar varsa kolyeleriyle oynarlar. Şu örneğe bakın. Annesine yalan söyleyen çocuk annesinden uzaklaşıyor ve araya mutfak tezgahını koyarak annesini, yani ona stres veren şeyi bloklamaya çalışıyor. Birinci işareti açıklamadan önce kanala abone olup aramıza katılın. Böylece yeni videolardan ilk sizin haberiniz olur. 1 numara, gözler. Gözler kalbin aynasıdır diye boşuna dememişler. Kalbimiz hızlı attığında göz bebeklerimiz büyümeye başlar. Bu bir heyecan belirtisidir. Karşımızda hoşlandığımız biri varsa veya yalan söylüyorsak göz bebekleri büyür. Diyelim ki karşınızdaki kişi size bir şey anlatıyor ve siz onun yalan söylediğini düşünüyorsunuz. Onu sakince dinleyin. Konuşması bittiğinde susmaya ve gözlerinin içine bakmaya devam edin. Karşınızdaki kişi kendini daha çok konuşmak zorunda hissedecek ve eğer yalan söylüyorsa konuştukça heyecanlanacaktır. İşte o an göz bebeklerine odaklanın. Gerçeği göreceksiniz. Bonus. Eğer birinin yalan söylediğinden şüpheleniyorsanız
ondan olayı tekrar baştan anlatmasını isteyin. Ya kafam karıştı, tam anlayamadım, baştan anlatır mısın? Deyin. Detaylar değişecek ve stres yapmaya başlayacaklardır. Stres yaptıkça da listede saydığımız işaretleri fark etmeniz kolaylaşacaktır. Bu polislerin en sık başvurduğu sorgulama tekniğidir. Her şeyi tekrar ettirir ve hikayenizin ilk anlattığınızla uyumlu olup olmadığına bakarlar. En sevdiğiniz taktik hangisi oldu? Yorumlarda yazın ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Şimdilik hoşça kalın.